İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Gece saatlerinde Batı Ermenistan'ın Harbert Elazığ'da 4.5 ve 4.2 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Batı Ermenistan'ın Samosat Adıyaman'da Roma dönemine ait dini ayin yapılan bir yer bulundu. İspanyol, Ontinyent kentinin kent konseyi Ermenilere karşı uygulanan soykırımı tanıdı. Arta Cumhuriyeti'nde su temin sistemlerinin geliştirilmesi için 1 milyar 694 milyon Ermeni dramı tahsis edildi. Erdoğan Suriye'de yeni bir askeri operasyonu başlatmakla tehdit etti. Putin ve Merkel Amerikan Yüzyılın Anlaşması'nı tartıştı. Suriye hükümet güçleri İdlib bölgesinde ilerliyor. Batı Ermenistan'ın Harbert Elazığ'ın Sivrice ilçesinde gece saatlerinde 4.5 ve 4.2 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Öte yandan Harbert Elazığ'da deprem felaketinin yaşandığı 24 Ocak'tan bu yana binden fazla artçı sarsıntı meydana geldi. Gece saat 2.32'de Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Bu depremden yaklaşık yarım saat sonra 4.2 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. Deprem 7 kilometre derinlikte ölçülürken depremin Elazığ merkez ve çevre ilçelerinde de hissedildiği öğrenildi. Henüz depremle ilgili can ya da mal kaybı açıklanmadı. Batı Ermenistan'ın Samosat Adıyaman'ın Aydınpınar köyü sınırlar içerisindeki dağlık alanda Roma dönemine ait dini ritüellerin yapıldığı düşünülen yerleşim alanı tespit edildi. Tarihi yerleşim yerinde kireç taşı kayaların oyulduğu ve odalara dönüştürüldüğü görülüyor. Yer yer tahribata uğrayan alanda mimari yapı olarak temel kalıntıların varlığı gözleniyor. Yaklaşık 5 hektar olan alanda kireç taşından yapılmış sunak ve kilise kalıntısının var olduğu ve dini ritüellerin yapıldığı düşünülüyor. Ahaska.net'e göre kent konseyinin 3 partisinden ikisi Laval, Unions ve Kompromis toplam 19 oy ve Halk Partisi 2 çekimsel oy ile Osmanlı İmparatorluğu tarafından işlenen insanlığa karşı emsali görülmemiş suçu kınayan ve Ararat Ermeni Birliği tarafından sunulan dilekçe için oy kullandı. Dilekçeyi iktidar partisi sözcüsü Keti Uşina okudu. Ontinyent yetkilileri, Türkiye'yi ve özellikle İspanyol yetkilileri Ermenilere karşı uygulanan soykırımı tanımaya ve Türkiye ile Ermenistan Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri normalleştirmeye çağırdı. Toplantıda Ararat Hogasyan Başkanlığındaki Ararat Ermeni Birliği temsilcileri ve Ontinyent'teki birlik temsilcisi Lilit Malhasyan hazır bulundu. Ararat Hogasyan konuşmasında bugünün sadece Ermeni halkı ve İspanyol Ermenileri için değil, aynı zamanda Ontinyent kenti için de tarihi bir gün olduğunu vurguladı. İspanya'nın 5 eyaletinin de Ermenilere karşı işlenen soykırımı tanıdığı unutulmamalıdır. Artsah muhabiri tarafından yapılan açıklamada Artsah Cumhuriyeti Kentsel Gelişim Bakanı Karen Şahramanyan tarafından gerçekleştirilen bugünkü basın toplantısında 2019 yılında su tedarik sistemlerinin geliştirilmesi için Artsah Cumhuriyeti devlet bütçesinden 1 milyar 694 milyon 146 bin Ermeni dramı ayrıldığını ifade ettiği belirtildi. Bakan Şahramanyan, proje çerçevesinde birçok köyün su temin sistemlerinin faaliyete geçtiğini ve diğer köylerdeki su temin sistemlerinin inşaat çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Ocak'ta yaptığı konuşmada Ankara'nın Suriye'nin İdlib bölgesindeki saldırıları önlemeye hazır olduğunu yeniledi. Onun hipotezine göre Suriye ordusunun saldırıları nedeniyle siviller öldürülüyor. Armen Press'in aktardığı bu haberde Türk lider bu açıklamayı 31 Ocak'ta Ankara'da NTV yayınında dile getirdi. Erdoğan, İdlib'deki durum normalleşmezse harekete geçeceğiz. Askeri güç kullanımı da dahil olmak üzere ne gerekiyorsa yapacağız, dedi. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Federal Şansölyesi Bayan Angela Merkel gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde sözde 100 yılın anlaşması olarak ifade edilen Filistin-İsrail çatışmasının çözümüne ilişkin ABD'nin planını ele aldılar. Alman tarafının talebi üzerine gerçekleşen telefon görüşmesini Kremlin basın servisi bildirdi. Kremlin basın servisinden aktarılan habere göre diğer acil konular arasında Ukrayna ve Suriye'deki durumun yanı sıra Orta Doğu barış sürecinin sorunlarına da değinildi. Bu bağlamda liderler Filistin-İsrail çatışmasının çözümü için Amerikan planı hakkında görüş alışverişinde bulundular.
Putin ayrıca Merkel ile 19 Ocak'ta Berlin'de yapılan Libya konusundaki konferansta elde edilen anlaşmaların uygulanmasını ele aldı. İdlib'in güneydoğusunda Suriye hükümet ordusu ile gerici silahlı cihatçılar arasında gün boyunca şiddetli çarpışmalar sürüyor. Twitter, Baladi Network kanalı çatışmaların çoğunlukla Luf ve Al-Çartamya yerleşim birimlerinde meydana geldiğini bildiriyor. Tel Sa'uvat ve Al-Çartamya köyleri hükümet ordusunun kontrolü altına geçti. İslamcıların kontrolündeki internet portalları hükümet güçlerinin kayıpları hakkında haber yayınlamış ancak bunlar resmen onaylanmış değil. İdlib'de savaş sürüyor. İdlib ve Lazkiye sınırındaki çatışmalar hakkında haberler yayınlandı fakat ayrıntılar hala açıklanmış değil. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Edward Darpinyan tarafından seslendirilen Zayn Mühün Çetat eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.